Çemilik kabul etmiyor seni aramak. O zaman kalacak orada. O beni öldürmek istiyor. Beni affediyor, o istemiyor. Lütfen hemen kızma. Öyle kolay değil bu işler. Konuşacağız, halledeceğiz. Biraz sabırlı ol lütfen. Sabret. Biraz daha! Sen beni düşünmüyor hiç. Ben ne olacak? Sen benimle ilgilenmiyor. Dün akşam gelmedim, ben tek başım ya. Kimse ilgilenmiyor. Dün akşam niye gelmedin benim yanında? Dün akşam çocukların yanına gittim. Onlara durumu anlatmam gerekiyordu. Ne olur biraz sabırlı ol. Daha ne yapacak ben söyle. Ya yeter, benim de bir sabrım var. Bir tahammül sınırım var yeter. Allah Allah. Nedir ya? Nereye? Gemiye. Neden? İşlerim var. Gitme. Ne işi bu? Amerika'dan parça bekliyoruz gemiye, tamam mı? Benim yapacak başka işlerim de var. Anlıyor musun? Beni bırakma. Yanında kal. Zor bir durum olduğunun farkındayım. Önemli bir karar vereceksiniz. Ve bu önemli kararı verirken kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Karşı tarafın sizi sıkıştırdığını, hatta size şantaj yaptığını düşünüyorsunuz. Şikayetçi durumda olan kişinin kimliği ve kocanızla yaşadığı münasebet... ona karşı güçlü bir nefret hissi duymanıza yol açıyor. Yine de... şikayetçinin sulh olmak ve şikayetini geri almak için ileri sürdüğü şartı kati olarak ve ciddi bir şekilde düşünmenizi telkin ederim size. Aksi halde hali hazırdaki durum hukuki bakımdan aleyhinize olduğu için mahkemenin lehinize karar vermesini beklemek hayal olur. Tekrar ediyorum, iyi düşünün. Cemile Hanım. Düşünüyorum. İyi düşünmeye çalışıyorum. Evet. Durum iyi. Tamam. Yarın çıkabilir. Tamam hocam. İki hafta sonra dikişler alabiliriz. Tamam hocam. Taburcu edin. Tamam. İyi bakılması lazım. Yarası mikrop kapmasın. Zorlanmayacak, yoksa dikişleri patlar. Ama benim ev yok. Ben nerede kalacak? Hastanede kalamaz mı hocam? Hani burada daha iyi bakılır. Kaç hasta yatak sırası bekliyor biliyor musunuz siz? Hem bu hastanede yapılması lazım gelen her şey yapıldı. Bundan sonrası iyi bakım. O da evde yapılabilir. Hasta yarın çıkacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.